Belediye çocuklarla proje üreten, çocuklara proje üreten bir yapı. Sürekli iç içe olan bir yapı. Bizim de gelecekte, önümüzdeki süreçte çocuklarla ilgili birçok projemiz var. Ve bunları yapmak için, bunlara başlamak için bugün aslında bir söz vereceğiz biz. Bu sözü hep birlikte paylaşacağız ve internet sitemizden de zaten ilan ediyoruz. Yani bunun dini, dili, ırkı, cinsiyeti yok. 18 yaşını aşmadıysa çocuk. Ve personel dediği de biz. Bu yeni bir şey değil, değişik bir şey değil. Aslında insanların yapması gereken, normal insan sıfatında, vasıflarında olan kişilerin uygulaması gereken şeyler. Sadece aslında birbirimize hatırlatıyoruz gibi bir durum var. Biz burada kurum olarak çocukların istismar edilmesini ve ihmallere uğramasını engellemek için bir taahhütte bulunuyoruz. Bunun politikasını aslında anlatıyoruz. Bu politikada iki bacak var. Birisi önleyici, yani bir şey olmadan önce, çocuklar herhangi bir problemle karşılaşmadan önce bunun önlenmesi gerekiyor. Bunu sadece istismar olarak düşünmeyin. Bir park yaptığımızda orada bir yanlış bir şey, çocuğun yarın zarar göreceği bir şey gördüğümüzde bunun önlenmesi gerekiyor. Karşılık verici. Çocuk bir zarara uğradığında, bununla ilgili tespitler yapıldığında ilgili kurumlara bunların bildirilmesi gerekiyor. Ama burada Marmaris Belediyesi yargılayıcı bir kurum değil. Çocuk haklarına saygı Birleşmiş Milletler'in sözleşmesine göre tüm çocukların tüm haklarına saygı gösterilecek. Bu sözleşmede zaten net bir şekilde açıklanıyor. Marmaris Belediyesi personelin, yani bizim iştiraklerimizdeki arkadaşlarımızın, Marmaris Belediyesi ile ilgili herkesin bilgileri dahilinde bulunan çocuklarla ilgili gerçekleşmiş veya şüphelenilen istismar vakalarını bildirmek gibi, rapor etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yani biz buna sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız, kalmamamız gerekiyor. Veya personelin görevini kötüye kullandığı, suç teşkil eden bir davranış görüldüğünde yine bunu paylaşmamız, rapor etmemiz gerekiyor. Çocuklarla iletişim tarzımızı normal insanlarla olduğu gibi, yani büyük yetişkin insanlarla olduğu gibi çocuklarla da iletişim tarzımızı her zaman seviyeli ve makul bir seviyede tutacağımıza söz veriyoruz. Ve çocuklarla iletişim kuracak kişilerin, yarın öbür gün kreş açacağız. Bu kreşte çalışacak insanların, Marmaris Belediyesi personelinin bu işe uygun olmasını, çocuk iletişimine, çocuk gelişimine, çocuklarla yapacaklar olan faaliyetlere uygun kişiler olmasını sağlamamız gerekiyor. Ve bütün personelin, işte bugün ilkini yaptığımız gibi, bu işi, eğitimini alması gerekiyor. Bu bir adım. Bir, burada bir şeyleri, bildiğimiz şeyleri farkına varıyoruz, işaret ediyoruz. İki, tabii ki de ufak da olsa bir eğitimdir. Buradan ilk adımını, eğitim işinin de ilk adımını, bundan sonra yapacaklarımızın ilk adımını burada atmış oluyoruz. Herhangi bir ihbarı, herhangi bir konuyu da çocuğun söylediği ciddiyetle ele almak gerekiyor. Ve herhangi bir durum varsa bunu da gizlilik çerçevesi içerisinde ifade etmek, raporlamak, gerekli mercilere bildirmek gerekliliğini de burada ifade etmiş oluyoruz. Biz Marmaris Belediyesi olarak bir söz veriyoruz. Aslında biz Marmaris Belediyesi olarak işe başladığımız, Marmaris Belediyesi kurulduğu ilk andan itibaren söz verdik zaten. Neye söz verdik? Marmaris Belediyesi, Marmaris'in halkının faydasına, Marmaris'in faydasına çalışmalar yapmakla görevli bir kurum. Biz bu çalışanları olarak da biz bunu sürdürmek, sağlamakla yükümlüyüz. Bu bütün insanlar için, bütün yetişkin, genç, yaşlı, kadın, erkek, oralı, buralı, herkes için geçerli. Ama burada başka bir şeye işaret ediyoruz. Burada diyoruz ki biz çocuklara hassasız. Cinsiyet kotaları, cinsiyet farklılıklarıyla ilgili zaten birçok şey konuşuluyor. Kadın cinayeti, işte ne bileyim kadınsal meslekler vesaire vesaire, kadını korumaya yönelik, ama belki de aslında olayı çocukta çözmek lazım. Yani hassas olunan nokta burada, hepimizin hassasiyetinin olduğu nokta aslında çocuk. O yüzden biz burada Marmaris Belediyesi olarak bir şeye söz veriyoruz. Diyoruz ki biz artık bütün hizmetlerimizde, evet, insanı önceliyoruz ama daha çok çocuğu önceleyeceğiz. Çocukları Marmaris Belediyesi'nin karar verme mekanizmalarına dahil edeceğiz. İşte yarın kuracağımız çocuk meclislerinde.
Yaptığımız her hizmette parkta, yolda çocuğu dikkate alacağız, çocuğun faydasını ön plana alacağız şeklinde bir yaklaşımda bulunuyoruz ve bunu bütün Marmaris'e, hatta bütün Marmaris'e de değil, herkese ilan ediyoruz. Dediğimiz gibi bunu internet sitemizde de yayınlıyoruz. Bunu internet sitemizden açın, okuyun. Çünkü bu saatten sonra, bu andan itibaren hepimizi bağlıyor. Neye söz verdiğimizin kurumsal olarak bence farkında olmamız gerekiyor. Bunu aktif kullanalım. Yani bir şey yapılırken müdürünüz atlayabilir, amiriniz, çavuşunuz atlayabilir. Ya müdürüm, burada şu madde şunu yapacağız ama bu çocuğu zarar verebilir çocuğa. Veya bu çocuğu gözetmemiş, şöyle yapsak daha mı iyi olur gibi fikirlerinizi küçük büyük, mantıklı mantıksız hiç düşünmeden paylaşın. Bilemezsiniz yani, belki de sizinki mantıklı. O yüzden biz bugün burada çocuklarla ilgili bir yeni bir başlangıç yapıyoruz. Dediğimiz gibi kurum olarak Marmaris Belediyesi zaten halkla ve de çokça da çocukla etkileşim halinde bir kurum. Daha önceden bu işlerin belki de karar verilip yapılması gerekiyordu. Ama dediğimiz gibi bir sıfırdan iyidir. Bugün başlamak hiç başlamamaktan daha iyidir. Hepinize iyi hafta sonları.